Kural şu: başkası yapabilirse siz de yapabilirsiniz. iPhone'u icat eden adam Steve Jobs, bu kişi başardıysa bunu siz de başarabilirsiniz, bunu siz de yapabilirsiniz. Fakat ne yapmanız gerekiyor? Onun yaptığını yapmanız gerekiyor, onu modellemeniz gerekiyor. O zaman siz de başarırsınız. Sizin de modellemeniz için bu videolar hazırlıyoruz. Sizin de başarmış, hayatını değiştirmiş insanları modellemeniz için bu videoyu hazırlıyorum. Yine gelen mesajlardan, güzel haberlerden size okumak istiyorum. Hayatında ailesiyle iletişimi güçlendiren, anne ve babasıyla, eşiyle veya çocuklarıyla iletişimini güçlendiren, düzelten kişilerin güzelliklerini, güzel haberlerini sizinle paylaşıp, sizin de eğer öyle bir sıkıntınız var ise, sizin de hayatınızı değiştirebileceğinizi anlatmak istiyorum bu mesajlarla. Gelen mesaj şu: İyi günler İsa Bey. Bana verdiğiniz önerinizi yerine getirdim. Mucizevi bir şekilde önce annem, babam olmak üzere sonra kardeşlerim ve tabii ki çocuklarım, yani ailem tarafından değer görmeye başladım. Haftaya bayramda beni bekliyorlar. Çok mutluyum. Sizden Allah razı olsun diyor kişi. Günlük olarak en az 30 tane böyle mesaj. Beni çok etkilediğinden dolayı bu güzellikleri sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bu videodan şimdi düşünün. Bu kişi yıllarca annesi babası tarafından hor görülen bir kişi. Değersiz görülen bir kişiydi. Bununla beraber çocuklarıyla sıkıntı yaşıyordu sürekli. Annesinin babasının hor gördüğü gibi çocukları da bu kişiyi hor görüyorlardı. Ve orada da kalmıştı sürekli. Üzgün, hayata küsmüş birisiydi. Bizi aradığında seminere katılmasını tavsiye ettim. Seansa gelmenize gerek yok. Seminere katılın. Orada öğrendiğiniz teknikleri uyguladığınızda zaten anneniz ve babanızla, çocuklarınızla ve eşinizle çok iyi olacaksınız demiştim bu kişiye. Sadece 2 gün seminere katıldım. Orada öğrendiği uyum teknikleri, neuro-linguistic programming tekniklerinin içerisinde iletişim, aile teknikleri, psikolojik teknikleri öğrenerek hemen uygulamaya başladı. Uygulamaya başladığında da hayatı hızlı bir şekilde değişmeye başladı. İlk önce kendi değiştiği için çevresi de bunu fark etti. İlk önce insanın kendisinin değişmesi gerekiyor. Kendisi değişmeye başlayınca, kendisi uygulamaya başlayınca çevresi değişmeye başladı. Ondan dolayı arkadaşlar benim tavsiyem, siz eğer isterseniz, kendinize değer veriyor iseniz, o zaman kendinize yatırım. Kendinize yatırım yapmaya başladığınızda, zihninizde düşüncelerinizi ve söylediklerinizi değiştirmeye başladığınızda hayatınız değişir. Çünkü bizim seminerimizde zihin, dil davranışlarınızı, söylemlerinizi, dil kalıplarınızı değiştirme yöntemlerini öğretiyoruz. Ve onları uygulamaya başlayınca da, dilinizi değiştirince hayatınız değişiyor. Kendinize yatırım yapmanız, sizi ileriye götüren videolar seyretmenizdir. Sizi ileriye götüren kişileri dinlemenizdir. Sizi ileriye götüren kitapları, dergileri okumanızdır. O yüzden kendinize yatırım yapın. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz bizim YouTube kanalına abone olarak bildirimleri açmayı tavsiye ediyorum. Bununla beraber seminerlerimizle, seanslarımızla sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. İyi günler, hoşça kalın.